Elif Melek'te Sağlık Zamanı sıradaki konu algoloji uzmanı Profesör Doktor Haktan Karaman bizlerle. Kıymetli hocam şükür sonunda yüzde bir evet. program yapabildik. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sormalı. Umarım siz de iyisinizdir Bizler değil. Sizi böyle birebir de görünce daha da mutlu olduk hocam. Aynı şekilde. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Hocam bugün kalça kireçlenmesinden biraz bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Kalça kireçlenmesi nasıl olur ve nasıl belirtilir? Evet. Şimdi aslında ben şöyle söyleyeyim. Bir insan ya da bir canlı doğduğu zaman yok olmaya kodlanmış bir şekilde var olmuştur. Yani e, mutlaka yaşanacak ve yaşlandıktan sonra da eğer doğal yollardan bahsediyorsak ölümden kaçınılmaz olacak. Hı hı. Vücudumuzun eskimesinin bir e, şeklidir kireçlenme ve bütün eklemlerde bu kireçlenme olayıyla karşılaşabiliyoruz. İnsanların en fazla kireçlenmesinin şikayet ettiği noktalardan biri dizleridir. Öbürü de kalçadır. Ee, eklemlere baktığımız zaman eklemlerin e, iki kemik yapının birbirine geçtiğini biliyoruz. Ama üzerlerinde kıkırdak tabakası bulunmaktadır. Sinoyası bulunmaktadır. Etrafında eklem kapsülü bulunmaktadır. Ve içinde de eklem sığısı bulunmaktadır. Ama kireçlenmeyle beraber kıkırdak yapısı kaybolmaya başlar, eklem arasındaki boşluk azalmaya başlar, eklem sıvısı kaybolmaya başlar ve kemik kemiğe sürtünmeye başlayarak hem şekil bozukluğu ortaya çıkar hem de kişinin hareket açıklığı bozulur ve ağrı ortaya çıkar. Kireçlenme dediğimiz olay budur. Bütün Bu eklemler, oynar eklemler de ortaya çıkabilir. Kalça da bunlardan biridir. Evet sevgili hocam, belki ilerleyen yaş, belki Hı hı. Fazla kilo belki yetersiz beslenme bilemiyoruz sebeplerini ama e, mutlaka bir tedavi yöntemi vardır. E, evet. Sıklıkla duyduğumuzda bir kök hücre tedavi yöntemi. Hı hı. E, bu nasıl uygulanır hocam? Nasıl bir yöntemdir? Şimdi kök hücre tedavisinin aslında ee... Otolog olanı var, alojenik olanı var. Yani başkasından alınan kök hücreler var veyahut da kişinin kendisinden alınan kök hücreler var. Fakat bu tür durumlarda biz kişinin kendisinden alınan kök hücreleri uyguluyoruz. Bunun için de hastanın e, kök hücre açısından en zengin olan bölgesi olan göbek bölgesini tercih ediyoruz. Mini bir liposakşın yöntemiyle yaklaşık bir su bardağı kadar yağ aldıktan sonra hastayı orada bekletiyoruz. Ortalama bir, bir buçuk saat süren bir ayrıştırma işlemiyle içinde bulunan kök hücreleri özenle ayıkladıktan sonra, tıbbi işlemlerle özenle ayıkladıktan sonra bunları bir görüntüleme eşiğinde, kalça eklemini görüntüleyerek, bizim skopi olarak isimlendirdiğimiz hı hı. görüntüleme eşliğinde yani canlı röntgen cihazı diyebiliriz ona, onunla eklemine yerleştiriyoruz elde ettiğimiz kök hücreleri. Ve aslında kolay bir tedavidir. günübirlik bir işlem olarak kabul edebiliriz bunu. Hastane yatışı da yok? Yok, gerek yok. Yani günübirlik ve hiçbir şekilde narkoz almasına da gerek yok. Sadece biz hastalarımızın biraz rahatlaması için damardan sakinleştirici ilaç vererek bu işlemi uyguluyoruz. Evet sevgili hocam. Peki bu kök hücreler kalça kireçlenmesine nasıl etki ediyor uygulamadan sonra? Şimdi şöyle aslında burada kök hücrelerin iki tane güzel özelliği var. Özelliklerinden biri kireçlenme de olsa sonuçta orada bir enflamasyon var. Yani hı hı. mikropsuz bir iltihap olayı var ve bu da yıpranma sürecini hızlandırıyor. Kök hücre ve bu solüsyon karışımının içinde antiinflamatuar özellik gösteren bazı faktörler var ve bu faktörlerin etkisiyle beraber hızlıca orada bir antiinflamatuar etki gösteriyor. Yani hastaları adeta böyle bir ağrı kesici ilaçlar vardır ya onu almış gibi aslında rahatlatır bir süre. Fakat bizim esas istediğimiz özellik şudur. Orada yıpranmış olan kıkırdak tabakasının mümkünse onarılması. İşte kök hücrenin esas görevi orada devreye giriyor. Kök hücre isimsiz, herhangi bir hücre tipi olmayan ana hücrelerdir. Burada bizim beklentimiz gidip kıkırdak hücrelerine ve belki bağlara, eğer has, e, kemik dokusunda hasarlanma varsa kemik dokusuna dönüşerek orayı tedavi etmesini bekliyoruz. Evet sevgili hocam peki bu tedavinin sıklığı ne olmalı? Hastalar tedaviden hemen sonra dediğiniz gibi bir ağrı kesici etki görebiliyorlar. Sonrasında Hı -hı. E, hangi durumlara bağlı olarak ihtiyaç tekrar doğabilir? Aslında şöyle e, hastalarımızın e, sabırsız olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü e, bunu şuna benzetebiliriz. Toprağa atılan bir tohumun nasıl Hı -hı. ağaca dönüşüp bir meyve vermesi bir süreç gerektiriyorsa bunda da aynı şey geçerlidir. Yani böyle... Birkaç hafta geçti, birkaç ay geçti hala etki alınamadı gibi düşünmemek lazım. 6 ayı unutmaları gerekir ama ortalama bir yıllık bir zaman geçmesi gerekiyor ki sürecin tamamlanabilmesi için. Eğer sürecin sonunda hasta kendini iyi hissediyorsa bu görüntülemelerle yeni çekilecek bir MR'la da ispatlanabilir. O zaman kök hücre amacına ulaşmıştır denir. Ondan sonra hastaya artık kilo açısından dikkat etmesi, hareketler açısından dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama istendiği zaman ve indikasyonu hala varsa her zaman tekrarlanabilir. Ama en az üzerinden bence 6 ay mümkünse bir yıl geçmesi gerekiyor. Evet hocam bu da oldukça önemli çünkü biz Hı -hı. hemen bir e, operasyon veya uygulama yaptığımızda ne bekliyoruz? Birdenbire her şeyin düzelmesini. Evet. O yüzden ortalama 6 ay ile 1 yıla ihtiyaç olduğunu evet. ifade ettiniz. Hocam peki Kalça ekleminde avasküler nekroz nedir ve nasıl ortaya çıkar? Evet. Avasküler nekroz da kireçlenme de birbirine genellikle karıştırılan bir durumdur. Oysa ikisi farklı farklı durumlardır. Kireçlenme dediğim gibi genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir durumdur ama avasküler nekroz ne yazık ki şanssız bir şekilde genç insanları etkileyen hatta 20'li yaşlarda 20'li yaşlardan önceki insanları bile etkileyen bir durumdur. Buradaki olay şudur. E ee, kemik yapıyı besleyen damarların tıkanması ya da daralmasının bir sonucu olarak kemik dokusunun çürümesidir. Baş e, böyle e, bizim e, kaval kemiği olarak isimlendirdiğimiz kemiğin topuz kısmını düşünelim. Hı hı. O topuz kısmındaki kemik e, hücrelerinin çürümesine bağlı olarak e, giderek şekil bozukluğu oluşur ve e, Kişinin bacağı zaman içerisinde aksamaya başlayacaktır e, ve tabi bu da çok ağırlı bir süreçtir. Ama bunun yanı sıra e, işte kişilerin ilaç kullanması mesela kortikosteroidler ya da işte bizim halk dilinde kortizon olarak isimlendirdiğimiz Hı -hı. ilaçları çok kullanan insanlar e, çok yatkın hale gelmiş oluyorlar. Sigara, alkol gibi e, şeyler e, ve genel olarak e, işte e, travmaya maruz kalmak gibi faktörler. Burada ne yazık ki yardımcı e, hızlandırıcı faktörler oluyor. Evet hocam, e, kaç bölüm yapıyoruz sağlıkla ilgili ve inanın e, belki yüzlerce hocamızı burada konuk olarak ağırladık ve her farklı branştan hocanın ortak söylediği şey, tütün mamulleri ve alkolün sağlık üzerinde ciddi evet. e, ne yazık ki olumsuz etkileri olduğu evet. yönünde. O yüzden bir kez daha bugün bu sabah tekrardan evet. uyarıyoruz izleyicilerimizi. Kalça eklemindeki avasküler nekrozun dahi sebebi tütün mamulleri olabilir. Yanlış ilaç kullanımları vesaire dedik. Başlıca nedenler olarak saydık. Peki hocam bu rahatsızlığın tedavi yöntemleri nelerdir ve önleme stratejileri var mı? Şimdi şöyle esasen erken dönemde yakalamak çok önemlidir. Fakat işin kötü tarafı erken dönemde yakalamak da zordur. Yani düz bir röntgen grafisine bakarak bunun tanısını koyabilmek gerçekten çok zordur. Klinikten şüphelenmek gerekiyor. Hastanın öyküsünü deşmek gerekiyor. Ve Erken MR bence en önemli e, araçlarımızdan biri olmalıdır. Çünkü erken aşamada yakalanabilirse kök hücre gibi çok daha temel tedavilerle hastayı iyileştirebilme şansına sahip olabileceğiz. Aksi takdirde ilerlemiş vakalarda ne yazık ki protez kaçınılmaz olur. O yüzden erken yakalanmalıdır. Erken tedavi her zaman evet. olduğu gibi yaşam kalitesini yükseltiyor. Tabii. Peki sevgili hocam bu hastalıkta kök hücre tedavisi uygulanıyor mu? uygulanırsa da nasıl bir etki bekliyor? Tabii. Burada kök hücre tedavisini yine aynı mantıkla uyguluyoruz. Ne dedik? Buradaki sorun oradaki vasküler yapının yani oradaki kemik hücrelerini besleyen kanama şey kan damarlarının bozulmasının bir sonucudur. Dolayısıyla bizim orada yeni kan damarları oluşturabilmemiz gerekiyor tedavide. İşte kök hücrede böyle bir özellik var. Yeni kan damarı oluşmasını sağlayarak orada beslenmesini sağlayacaktır. Bir, ikincisi bir de çürümüş kemiklerin onarılmasını sağlayarak bunun önüne geçmiş olacaktır. Evet kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli aktarımlarınız için. Bugün tekrardan sizi yüz yüze ağırladığımız için de ailetten mutlu olduğumuzu ifade de etmek isterim. Ben aynı şekilde istiyorum. mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yeniden bekliyoruz kıymetli hocam.